Bu bugün açıklanan oy pusulası. Yani bugün akşam itibariyle açıklanan oy pusulası. Sıralamalar belli. Sosyalist Güç Birliği İttifakı 4. sıra oluyor herhalde, değil mi? Yani biz altına aldık şeyleri. Bakalım. Cumhur İttifakı 8. sıra. Cumhur İttifakı 8. sıra. Emek ve Millet Özgürlük İttifakı Partisi 7'de 9. diye hatırlıyorum. Evet, Millet İttifakı 18. 18 oluyor. Ama Memleket Şimdi, Partisi, pardon, Memleket Partisi 7, Cumhur İttifakı 8. 8, evet. Şunu soracağım size. Şimdi biz hep ne dedik? DEVA, Saadet, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi kendi logolarıyla girmeyecek, CHP listelerinden girecek. Yarın muhtemelen bu pusula değişecek. Yani bu pusulada sadece İyi Parti ve CHP olacak, Millet İttifakı çatısı altında. Büyük bir ihtimalle değil, kesin artık. Kesin. Kesin. Onu açıklayayım isterseniz. Evet, buyurun. Çünkü bakın... Ve bir de şunu da sorayım size. Türkiye genelinde böyle olmak mı zorunda? Mesela DEVA Partisi şunu diyebilir mi? Ya kardeşim, ben Hakkari'de kendi logomu kullanmak istiyorum. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Şimdi bakın, Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme değil. Ama Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme gibi karar alıp, bir mahkeme gibi talep alır, bir mahkeme gibi de karar verir. Şimdi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bir takvimi oldu. O takvime göre Yüksek Seçim Kurulu bir mahkeme gibi şöyle şey yaptı, ilan etti. Dedi ki, eğer ittifak içinde kalmak istemiyorsanız 6 Nisan tarihine kadar ittifak içinden ayrılacağınıza dair bana dilekçeyle başvurun. Hı. Bunu kim yaptı? Bunu Halkların Demokratik Partisi HDP yaptı. DSP yaptı, HDP yaptı ve yanılmıyorsam Emek Partisi yaptı. 7 Haziran içinde şöyle bir takvim yayınladı. Dedi ki 7 Nisan, çok özür dilerim, 7 Nisan tarihine kadar, biraz önce herhalde 6 Haziran dedim, 6 Nisan, 7 Nisan tarihine kadar da ittifak içinde kalmak kaydıyla kendi logo ve ünvanları ve amblemleri altında yer almayacak partiler bu konuda dilekçe versin. Hı hı. Bu 7 Nisan içinde dilekçelerine ek olarak bu konudaki ek protokollerini getirin. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği kendi takvimi. Şimdi bu konuda Millet İttifakı'nın 4 partisi 6 Nisan'da dilekçe verdiler. Dediler ki, bu hakkımızdan feragat ediyoruz. Evet. Çünkü yani bir irade beyanı hem sizin lehinize hem de başkasının aleyhine, ya da başkasının lehine sizin aleyhinize hak doğurur veya öldürür diyelim. Evet. Hakları ortadan kaldırır. Gelecek, Demokrat, DEVA ve CHP Cuma günü, pardon, Perşembe günü sabahtan verdiler bu dilekçelerini. Dilekçelerine ek olarak da ek protokol verdiler. Bu ek protokolde bu haklarından feragat ettiler. O yüzden neden pusulaya kondu bunlar? Esasen pusulaya konulması tamamen şekli bir sonuç. Şimdi İçerik AK Parti olarak... YSK temsilcisi Recep Özel diyor ki, Cumhur İttifakı olarak 8. sırada, AK Parti olarak da ittifak içerisinde 2. sırada. Oraya geçelim. Tabii çekilecek listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Bunun tam sırası, kimin pusulanın neresinde yer alacağı yarın, yani pazar günü 17 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Diğer ittifakın içinde de çekilmeler olacak. Listeler verilmeyecek. Pusulanın şekli tekrar değişecek. Yani bu pusula son pusula değil. Hayır, zaten aslında şu an bu sıralama, daha doğrusu Millet İttifakı içinde şu an şu 4 partinin yer alması sadece belki Yüksek Seçim Kurulu'nun yarın öbür gün bir tartışma noktasında, ben kesinlikle Yüksek Seçim Kurulu böyle bir durumda şu kararı vereceğine eminim. Yani örneğin DEVA dedi ki, ben protokolden vazgeçtim. Hı. Dün verdiğim ek protokolden vazgeçtim. Diyebilir mi bunu? Hayır, diyemez. Ama velev ki dedi, velev ki dedi, böyle bir durum, çünkü daha önce herhangi bir bu konuda bir karar yok, bir pratik yok. Daha önce bir uygulamamız yok çünkü bizim buna ilişkin. Yüksek Seçim Kurulu bugün kurabiyeli olurken, en azından yarın öbür gün bir tartışma ortamında ben tekrar yeniden kura çekimine gitmeyeyim, şimdiden bu tedbirimi alayım dedi. Peki dolayısıyla esasen hala bir bu sistemle noktasında gidilemez mi? Yani... Hayır, gidilemez artık. Artık şu an logolar görünecek. Görünmeyecek. Kesinlikle. Amblemler, logolar yok. Yanlış bilmiyorsam logosunu koyabilmesi için, biraz önce söylemiştim, 41 bölgede
kendisi tek başına seçime giriyor olması lazım. Tamam. Belki Deva Partisi yarın diyecek ki ben giriyorum kardeşim 41'de. Hayır, diyemez artık. O bildirimi yaptı. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulaya Deva'yı eklemiş olması tamamen şekli bir şey. Peki DSP'yi niye eklememiş bu mantıkta? Çünkü o dilekçe verdi. Hem Demokratik, hem DSP, hem HDP, hem de Emek Partileri bizatihi cuma akşamını dün öğleden sonra dilekçelerini verdiler. Biz ittifak, HDP şöyle verdi. Biz HDP çatısı altında şey vermeyeceğiz, milletvekili listesi vermeyeceğiz dediler. Demokratik Sol Parti de dedi ki biz herhangi bir şekilde liste vermeyeceğiz ve AK Parti, hı hı, Cumhur İttifakı çatısı altında. Yani daha yani doğrusu... liste bunlar da verecekler o zaman. Bunlar verdi zaten. Hayır, tamam, dilekçe verdiler. Dilekçe verdiler. Tamam. Gelecek verdi, Deva verdi. Değil, dilekçe anladım. Verdiler. Yani Gelecek, Deva, Saadet onlar da verecek bu durumda dilekçe. Verdiler. O zaman aradaki farkı anlamak. Perşembe günü 4 parti dilekçe verdiler Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK'ya. Dediler ki biz milletvekili seçimlerinde 9 Nisan akşamı herhangi bir kendi listelerimizi vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinin listesi adı altında gireceğiz. Çatısı altında yani gireceğiz. Şu herhalde. Daha yani... sonra ek protokol verdiler. Ek protokolü de dün Muharrem Erkek'le beraber işte Bülent Kaya ve diğer parti genel başkan İdris Şahin, onlar da gittiler, ek protokol verdiler. O zaman bunlar şimdi olmayacak dilekçe, yani. Hayır, olmayacak. Milletvekili dilekçe işlemi alındı mı Pınar Hanım? Evet. Dün Yüksek Seçim Kurulu'na ek protokol olarak da verildi. Yani bakın bunlar hani ek protokol. Önce verdikleri dilekçe verdiler. O işleme alınmadı yalnız Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Perşembe sabahı önce dilekçe verildi. Dilekçe vermeleri yeterli değil zaten. Bir de ek protokol vermeleri gerekiyordu. Dün de ek protokolü verdiler. Ek protokolde daha önceki ittifak protokolüne ek olarak verildi. Çünkü ittifak protokolü farklıydı. İttifak protokolünde 4 parti kendi logo ve amblemleri altında, Millet İttifakı çatısı altında gireceklerine dair bir protokoldü. O dilekçe şimdilik bizim bu verdiğimiz ilk protokole göre işlem yapmayın. Aslında bizi şu pusulada bize yer vermeyin demek istediler. Ama Yüksek Seçim Kurulu ilk defa uygulanan böyle bir sistemde ilk defa uyguluyoruz. Velev ki yarın Kürşat Bey'in dediği gibi Deva veya Gelecek, biz 41 ilde girmeye de karar verdik. O ek protokolü verdik ama şimdi tekrar bir ek protokol veriyoruz. O ek protokol başka tartışmalar da olabilir. Saadet örneğin gelmeyebilir. Yani tekrar bir protokol verilir ama bu sefer Saadet der ki ben yokum. Bu ek protokolü ne zamana kadar? 17 Nisan'a kadar mıydı? 7 Nisan'a kadar protokol, ek protokolleri vermek zorundaydı. Hatta şu dilekçeyi bir arkadaşım göndermiş. Diyor ki evet, neymiş, okuyalım. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na hitaben yazılan dilekçede Millet İttifakı olarak sunduğumuz 22 Mart 2023 tarihli Seçim İttifakı protokolüne ek bir açıklama. Evet, aynen diyor öyle. Diyor ki Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi yani DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi kendi logolarıyla ittifak içerisinde yer almayacak. Adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir. Evet, bu dilekçeleri. Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Benim dilekçe bu. Tamamen şuydu. Perşembe dilekçe, cuma. Fikir değiştirseler bile artık iki kesinlikle partili, iki logolu Millet İttifakı var. Bu kadar basit. Evet, ama bir de şu da var değil mi? 14 Nisan'a kadar partiler başka parti lehine hala çekilebilirler. Hayır. Nisan'a kadar listelerde bir değişiklik. Listelerde değişiklik milletvekili. Yani, ama listeyi tamamen de çekebilirler. Efendim? Yani ben atıyorum İyi Parti lehine ama, listemi çekiyorum. Ama DEVA girecek anlamına gelmiyor bu. DEVA yok artık. DEVA yok. Gelecek evet, hayır. Yok. Yani parti olarak Cumhuriyet girenler Halk Partisi, arasında. Evet. Tabii. Yani MHP 14'üne kadar AK Parti lehine çekilme olasılığı. Yani şu an mesela MHP kendi listesini verdi. Orada 2-3 yerde de hatta açıklık var. 2-3 tane milletvekili sırasında açıklık var. Oralara isim verebilir, oralara başka verdiği isimleri değiştirebilir. Ama tamamen listemi... Yine çekilse de logoda olacak. Yine yani olacak orada. MHP'nin şu an pusulada yer almama durumu yok. MHP pusulada var.
Lehine çekilmesi ne demek o zaman? Lehine çekilince pusulu olacak ama altında aday listesi mi olmayacak? Bütün milletvekillerini geri çeker. O zaman hala olabilir yani böyle şeyler. Mesela Cumhur İttifakı ama açısından çok konuşuyor. Hayır, Millet İttifakı DEVA veya Gelecek olarak artık yer alamayacak. Cumhur İttifakı açısından diyorum. Cumhur İttifakı açısından. MHP logosuyla orada duracak. Gelecek. Listesini verdi. Yani yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi mesela belli yerlerde AK Parti lehine çekilebilir. Yani hala. Yarın örneğin böyle Refah hiç liste vermeyebilir. Hiç liste vermeyebilir. Evet. O zaman ne demek oluyor bu? Tamamen AK Parti listelerini oylayın demek Peki, oluyor. O zaman onlar da burada yer almayacak. Hayır, onlar yine yer alacak. Bakın yer alacak. Şu an Cumhur İttifakı şu onlar an logolarıyla giriyor. Ama listesi şu olmayacak. An YSK, şu an Cumhur İttifakı değişmiyor artık öyle mi? Yani şu an burası aynen kalıyor. Kalacak. Bu kesin. Şu an burası da aynen şu şekilde çıkıyor. Şu, yani, evet. Şu kesinlikle yoklar artık. Yani bir DEVA de CHP gelecek. Ve İYİ Parti var. Millet İttifakı. Sadece CHP ve İYİ Parti var. O kesin. O net. Yani şu sıralama aslında bugünkü kura çekiminin YSK tarafından yine DEVA Gelecek ve Saadet'i ekleyerek yaptığı kura çekimi sadece ve sadece şekli bir şeydi, işlemdi, prosesti. Nedeni yarın olur ya Kürşat Bey'in dediği gibi DEVA ben vazgeçtim, protokolden imzamı çektim, 41 ilde de giriyorum dediği zaman bu büyük bir hukuki tartışma. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecek. Karar verdiğinde tekrar yeniden oy çekimi yapamaz. Çünkü burada artık daha doğrusu pusuladaki yerle ilgili, yerlerle ilgili, yer dağılımıyla ilgili bu kez diğer partilerin yeniden itirazı olur. Herkes kendi yerinden memnun, istemeyecek. En azından şimdiden bu yerini rezerve etmiş kura çekiminde yer alsınlar şeklinde. Peki bir şey soracağım. Usulü işlem. Diyelim ki bu lehine çekilme, bir parti lehine, bir parti listelerini belli şehirlerde, zayıf gördüğü şehirlerde çekmeye karar verdi. Ama artık logosu var orada. Evet. 41 ilden daha aşağıya düşebilir mi logosu olduğu için? Hayır. İlla 41 ilde altında liste olması gerekiyor. Tabii. Değil kesinlikle. Mi? Olmazsa ne olacak artık ama amblem var. Yani şöyle, şimdi siz herhangi bir örneğin, isim vermeyelim, X şehrinde yeniden Refah Partisi'nin aslında %8-10'luk bir oyu var. Listeyi de vermedi. Doğrudan seçmenine, ben burada aday göstermiyorum, yani seçmenine adres gösteriyorsun. Evet. Yani bu şekilde siyasal bir şeyi olur, etkisi olur. Yoksa kafa karışıklığı yaratır mı? Yaratır. İnsanlar altta yeniden Refah milletvekili listesi var mı bir bakayım demeyecektir. Yine oraya yani bu tabii ki dediğiniz anlamda seçmenin belki ittifak içindeki oyların bu şekilde milletvekilliğine yansımasında büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Tam tersi de olabilir. Yani yeniden Refah hem sözünü tutmuş olur, amblemiyle giriyor, listeleri var ama uyduruyorum 30 ilde AK Parti lehine çekilebilir. Böylece liste vermedi. Liste vermeyebilir yani çekilmekten kastım. Bu, evet, bu liste mümkün vermedi. Değil mi hukuken? Yani liste vermemekle amblemini artık oradan kaldırmak arasında çok büyük bir fark var. Amblemini, logonu artık oradan çekemez. Bu kesin. Evet. Ama şu yani dört parti çekebilir. Millet İttifakı da amblemi koyamaz. O dört amblemini parti koyamaz. Bu kadar basit. Kesinlikle. Bitti. Kesinlikle. Yani bu bana tamam. Şöyle görünüyor. Millet İttifakı artık Türkiye geneli içinde de il il yapılmış bir ittifaka dönmüş durumda aslında bu tabloda. Öyle görünüyor. Evet, bütün illerle ilgili. Bütün illerde ayrı bir ittifak yapılmış gibi görünüyor yani. Yani bütün illerde bir ittifak... Yani, pusul anlamında sormuyorum, söylemiyorum yani. Genel olarak kabaca her şehirde ayrı partilerle, yani Millet İttifakı içindeki ayrı partilerle ayrı bir ittifak yapılıyor aslında. Yani bakın Cumhur İttifakı seçmeninin çok gözünün böyle aşağıdaki listelerde olacağını düşünmüyorum. Ama şu an Millet İttifakı seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ikisini görecek ve sonra gözünü şöyle aşağıya doğru indirecek. Bakalım hangi milletvekilleri kimler var? Hmm. Çünkü en nihayetinde DEVA veya Gelecek, örneğin Konya'da Gelecek Partisi güçlü diyelim. Orada Gelecek Partisi'nin gösterdiği isim, örneğin dediler ki işte Gürkan Bey, evet, adayı olarak sizi Gelecek Partisi'nden koyuyorum Konya'da. Bakacaklar yani Gürkan Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde
nerede duruyor? Yani bu yönüyle... Millet İttifakı seçmenin işi daha zor. Millet İttifakı tabii ki. Yani tabii. Anlamak için daha zor. Çünkü için orada bakacak. Bir logoya basıyorsunuz. Diğer tarafta evet. Vekillere bakıyorsunuz. Kim, nereden olmuş diye. Yukarısı tamamen logoya bakacak. Bu arada aşağısı yukarısı derken bu bir uzun bir şey. Bir sığdıramadığımız için. Evet. Yani şu an gelecek şu dört partinin logolarının burada yer almasının herhangi İhtimali bir anlamı yok. Yarına herhangi bir değişiklik yapamazlar. Hı hı. Yaparlarsa büyük bir hukuki tartışma söz konusu olur. Çünkü verilen dilekçeler ve ek protokol haktan feragat anlamına gelir. Yok biz bu haktan feragat değildi vesaire. Siz bizi zaten buraya koydunuz. Bizim kazanılmış haklarımız böyle. O gibi büyük büyük tartışma. Mümkün değil. Ne hukuken ne siyaset. Öyle bir şey de yok şu anda zaten. Yani. Evet. Listeler üzerinde Şimdi şöyle haklı hayır, mesela, ama yani CHP ile listeler diyor. Hazırlanırken bir sıkıntı çıkabilir. Diyebilir ki Deva Partisi ya bize bunu söylememiştiniz. Niye 3 veriyorsunuz? Biz 13 istiyoruz. Hayır, şöyle yani pusula şu an bu şekilde basıldığı için vatandaşlar bugün herkes tekrar bakacak. Yani herkes bizim gibi tartışmıyor. Şu an Millet İttifakı'na oy verecek bütün parti, dört partinin seçmeni ha bizim parti zaten buradaydı diyecek ve gittiğinde işte kabinde bir sürprizle karşılaşacak. Bunlar nereye gitti? Olabilir yani. Bir sürpriz olabilir mi? Olabilir seçmen, bazıları açısından. Seçmen oraya alttaki şeyleri tek tek incelemeyecek. Yani, tabii. Çünkü, yani, çünkü, şehirlerde yani. Çünkü kendi partisi, hayır kendi partisi sonuçta. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyorum. Ama o kadar seçmen bağlılığı var mı acaba? Değil. Yani o kadar seçmen bağlılığı var mı partiye? Neticede mesela Gelecek Partili ünlü bir isim var bir şehirde. Onu arayacak gözü orada var mı yok mu diye. Hayır partisini arayacak. Bir de parti bağımlılığı varsa o zaman partisine yani girmeyene büyük dezavantaj. Sayın Vekilim ki, Türkiye'de kaç böyle. Seçmen... şu an listede dördü yok sadece CHP var. Emin olun hepsi... Tamam Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında giriyorlar, giderler. Yani bu işin biraz sahada çalışmasını yapmış biri olarak söylüyorum. Kabinde böyle önce bir geleceği falan arayacaklar. Ha diyecekler demek ki bizimkiler zaten hiç amblem de yok. Ben o zaman burada CHP'ye vereyim. Skandal bir durum var yani. Tabii. Gerçekten skandal sıkıntılı bir durum var. %50+1'in evet. Sisteme verdiği, siyasete vurduğu evet, darbelerden evet, biridir evet. Bu. Gülkan Zengin size geliyorum. Buyurun. Mesele bu zaten.